Güzel bir sabahtan günaydın. Günaydın, günaydın. Yeniden, yine uzun bir aradan sonra yola düştük. Bugün bir gece konaklamalı kısa bir rotamız olacak. Şu anda Antalya'ya girmek üzereyiz. Buradan Kemer tarafına doğru yola çıkacağız. Ondan sonra bakalım nelerle buluşacağız. Ne diyorsun? Gidelim bakalım. Görürüz bir şeyler herhalde. Önce bir market alışverişi yapalım yalnız. Çünkü kışın bazı yerlerde... Aç bir aç mı gezeceğiz? Değil mi? Tabii. Tamam, yolda görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Bir günlük gezide bile arabaya ancak sığıyoruz. Bravo bize. Evet, Fasilis Antik Kenti'ne geldik. Hadi bakalım gezelim. Fasilis Antik Kenti önemli bir liman kenti. Zamanında 3 tane limanı varmış ve bu limanlar sayesinde çok ciddi bir deniz ticareti yapılıyormuş buralarda. Fasilis Antik Kenti milattan önce 690 yılında Rodoslular tarafından koloni olarak kurulmuş. Daha sonra da milattan önce 40'lı yıllarda Romalıların eline geçmiş. Ondan sonraki dönemde de 3 asır sürecek bir kalkınma ve refah dönemine girmiş. Roma İmparatorluğu'na geçtikten sonraki dönemde su ihtiyacını bu su kemerleriyle kuzeydeki bir su kaynağından suyu getirerek sağlamışlar. Bere, atkı ve eldivenle başladığımız yolculuğumuz birkaç saat sonra kısa kolluya dönüştü. Buralarda hala hava 19-20 derece şu anda. Şehrin caddesi bu. 125 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde bir caddeymiş burası. Bütün kalıntılar da genelde buranın sağında ve solunda toplanmış durumda. O çağlarda ileri mühendislik örnekleriyle drenaj, kanalizasyon sistemleri gibi zamanında hayal olan denemeler yapılmış burada. Hatta hamamda ısıtma sistemi de yapılmış. Hamamlardan birinde o da görülüyormuş. Bakalım buralarda görebilirsek onu da görürüz. Herhalde bir nevi kum olsa gerek. Burası küçük ama yanlış bilmiyorsam burada ısıtma sistemi varmış ama tabii yanımızda bu işi iyi bilen insanlar olmayınca anlaması birazcık zor. Burası da
Fasilis'in 3 limanından bir tanesi Güney Limanı. Karşıki dağ Tahtalı Dağı. Oo, 73 cm. Fakat ilk defa bu kadar az kar görüyorum bu dağın tepesinde. 73 cm. Record video. Start recording emergency video. Aa, iddiayı kaybettim. Geri gidiyoruz. Ama rampa aşağıya doğru gitmemiz lazım değil mi? Evet. Kandırdın beni. Kandırdın beni diye. Yol kandırıyor seni. Ben niye kandırayım? Gitti yemek. Zeytin ağaçlarının yanında, altında böyle minik bir bungalovda kalacağız bugün. Anahtarı bekliyorsun değil mi? Evet. Tamam, açıyorum. Burada bir tane yatak, klima var. Minik bir içeride masa var. Buzdolabı var. İşin güzel tarafı, kalabalıklar için bir ranza, bir de ayrıca yatak. Yani burada 5 kişi rahatlıkla kalabiliyor. Dolabı var, kettle'ı var. Standart, temiz, düzgün. Bahçesi de böyle. Burada bir tane masası var. Akşam burada çay demlemeyi planlıyorum. Hamak koymuş. Güzel. Şezlonglar koymuş. Hele bir de şimdi sakin ki iyice güzel. Şimdi biraz dinlenip sonra Çıralı'ya doğru, Yanartaş'a doğru yola çıkacağız. Yaşasın, Çıralı'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz bu sahil Çıralı sahili. Şu anda kış olduğu için oldukça sakin. Ama yazın buralar iğne atsan yere düşmez şekilde. Biz de karettaları rahatsız etmemek için köşecikte bir yer bulduk kendimize. Şimdi karnımızı doyuruyoruz. Karınlar doyduktan sonra artık denize biraz daha yaklaşabiliriz sanırım. Bu sahil ileride Olimpos sahiliyle birleşiyor. Yaklaşık burası 3,5 kilometre uzunluğunda, biraz kum, biraz çakıl, bir plaj. Evet, Yanartaş'a geldik. Şimdi paramızı ödeyip
paramızı ödeyip yukarı çıkacağız. Efira kralının oğlu bir av partisinde kardeşini öldürmüş ve bu yüzden krallıktan sürülmüş ve Argos krallığına sığınmış. Kendisine sığınan bu genci öldürmeyi kendine yakıştıramayan Argos kralı onu Likya kralına göndermiş. Likya kralı acınacak haldeki bu genci öldürmek istememiş ve onu Olimpos dağında yaşayan canavar Chimera ile dövüşmeye göndermiş. Pegasus adlı kanatlı atına binen genç Chimera ile savaşmaya gitmiş. Chimera saldırdığında Pegasus havalanmış ve genç yere inerken mızrağı ile canavarı yerin 7 kat dibine gömmüş. Aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu Chimera'nın öfkeli nefesi işte burada. Anadolu'da binlerce yıldan beri anlatıla gelen ve Homeros'un bize bu şekilde aktardığı efsaneye göre hala yanan alevler Chimera'nın yerin 7 kat dibinden fışkıran alevleridir. Oradan sonra inişe geçeceğiz çünkü. İniş. Aslında akşam görüntüsü daha güzelmiş. İniş, öyle duydum. Biliyorum da iniş biraz sıkıntılı. Evet evet. Ben gece 12 saat kadar burada oturduğumu bilirim. Wow. Bekliyorum. İlk defa geldim ben. Güneşi batırınca aşağı inmek fenerli oluyor. Ama değer. Hadi bakalım. Kanter içinde kaldım. Ama onlar çok hızlı indiler. Yani çok hızlı arkadan belirip çok hızlı indiler. Bir kadın da sırtında çocuk var yani. Kadın yine iyi. Kadının şansına. Ayağına doktor. Türkiye'de şey yapıyor, düşüyor, yaralanıyor. Arkasında doktor var. Ay şansına benim elimde şey baton olması da şansına. Senden başka kim var? Tamam, var. Şanslı günün elinde dermiş. Allah'ım yani ne macera ama. Güzel bir sabahtan tekrar günaydın. Ben gün doğumunu izleyeyim diye gelmiştim ama ne yazık ki tam güneşin doğacağı yerde yoğun bir bulut kütlesi var. Ama gene de sahil çok güzel. Biraz önce bulutların arkasında dedim ama herhalde güneş acıdı halime ki güzel bir gün doğumu izledim. Bulutların arasından oldu bir kısmı ama gene de çok güzeldi. Evet, odamızda tost hazırlama çalışmaları son hızla devam ediyor. Dışarıda bizden nasiplenen her zamanki gibi. Aha bir tane daha gelmiş. 3 olmuşlar. Gördüler mamayı tabii. Huy güzellik. İşte bunlar. Bak bak dur. Sen şey yapınca kendini sevdiriyor ya. Oturdu hiç kıvıldamıyor bile. Öyle duruyor. Surat çok güzel. Sarkık surat. Sahile mahile inecek miyiz? Direkt gideyim. Yok gidelim canım. Güzel güneşli bir sabahtan günaydın. Günaydın. Şimdi Çıralı'dan ayrıldık. Sabah ben yine Bülent uyurken bir gün doğumuna gittim. Çok güzel bir şeydi. Evet. Ondan sonra kahvaltımızı yaptık. Bülent bize çok güzel tost yaptı. Şimdi Kumluca'nın Karaoz bölgesine doğru gidiyoruz. Oradan Gelidonya Feneri'ne yürüyüş yapacağız.
Çıralı'ya gitmiştik akşamüstü. Dönüş biraz maceralı oldu değil mi? Evet, maalesef. Yani bizde bir şey yok da. Yabancı misafirlerden biri. Buna ne oldu? Ben mi? Ha, çarptım herhalde ondan araç. Yabancı misafirlerden biri iki çocuk da, ufacık çocuk da iniyorlardı. Onlar düştü, hayatları sakatladılar. Bir de onları indirmek zorunda kaldık. Evet. Bayağı zorlandık ama yapacak bir şey yok. Tabii oradaki hanımefendi gerçekten çok şanslı bir günündeymiş. Hemen arkasından elinde baton olan bir hekim iniyordu. Onun için gerçekten çok güzeldi. Batonumu ona verdim. Koluna da girdik. Çocuklarını da aldık. Bülent de sırt çantalarını aldı. Bir şekilde hep birlikte karanlıkta indik. Fakat işin acı tarafı şu ki yanımızdan bir sürü insan indi fenerlerle. Hiçbiri de ya bir şeye ihtiyacımız var mı, biz de ucundan tutalım demedi ya. Hakikaten hani gene insanlık ölmüş dedirten anlardan birisi oldu. Neyse. Sonuçta şimdi her şey yolunda. Güzel bir gün geçirmek üzere Gelidonya Feneri'ne doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz.